Sevgili basın mensupları, hoş geldiniz. İki gündür burada hiç hoşlanmadığımız, hiç de tasvip etmediğimiz bir şeyler yaşandı. Baktık ki kamuoyu gerçekten yanlış yönlendiriliyor, yanlış bilgilendiriyor ve bu yanlış bilgilendirme meclise kadar taşındı. Biz Ünye Madencilik Şirket Grubu olarak Ünye'de yaptığımız yatırımla iftihar ediyoruz. Çünkü her burada yaşayan tüm insanların bildiği gibi Ünye'de çok sosyal nitelikli madencilik şirketi olmasına rağmen sosyal niteliği yüksek bir işletme kuruldu. Ve bu işletmenin daha ömrü 2 yıl. Buna rağmen çok hızlı ilerleme varken birdenbire önümüze hiç beklemediğimiz bir şekilde olaylar konuldu ve bu olayların açıklamasını bir şekilde yapmak lazım. Çünkü konu meclise kadar taşındı. Bildiğiniz gibi yaklaşık 48 saat önce burada birdenbire bir eylem kararı alındı. Bu eylem kararı neden alındı? Gerçekten işçiler burada beklenildiği gibi, yazıldığı gibi ya da söylendiği gibi baskı, zulüm, ücret ödenmeden fazla mesai yaptırılarak mı çalışılıyor? Yoksa gerçekten bunların hepsi yalan mı? Hani üzüldüğümüz nokta şu, bir partimizin milletvekili bunu meclise taşımış. Elimde şu anda yazdığı şeyler. İnanın bir tanesi doğru değil. Yani bu kadar zor mu bir ülkede bir şeyleri meclise taşırken bir araştırmayı kendisinin yapması, yaptırması ve birisini gönderip şuraya ya bir gidin bakın ne durum, hakikaten bunlar doğru mu? Ben bunu meclise taşıyacağım. Meclis çok önemli bir yer. Meclise yanlış bilgi verilmez demesi daha doğru değil miydi? Şimdi arkada bizim eyleme katılan arkadaşlarımız var. Tek tek sorarsınız, hiç önemli değil. Yani işte bir baskı altında kalmadan fikirlerinizi açıklayın diye söyledik. Onlar kurbandı. Biz onları kurtardık. Biz öyle kabul ediyoruz. Onlar kurbandı. Kurban seçilmişti. Çünkü yaptıklarından haberi yoktu. Bir eyleme yönlendiriliyorlar. Eylemin adı Türkiye yasalarına göre suç, kanunsuz grev. İşi durduruyorsun. İşin emniyet payları var. Burada koskoca fırınlar var. Büyük gaz tankları var. Yani bunları böyle birdenbire durdurmak belki doğru değil, yanlış. Ama bunu bu arkadaşlarımızı bu greve, kanunsuz greve yönlendiren kişiler biliyor mu? Muhtemelen bana göre biliyor. Olay ne biliyor musunuz? Çok basit, bakın özetle anlatacağım. Çünkü bu işin özü bu. Neden bizim başımıza geldi bu? Bu kadar düzgün çalışan, maaşları günü gününde ödeyen, birini sektirmeyen, ayın birini, maaşlarını, gerçek sigorta bedelleri neyse onun üzerinden ödeyen, fazla mesailerini kanunun öngördüğü fazlalıkla, gerçek rakamlarla ödeyen, yemeğin en kalitelisini çıkartan, her gün bir işletmede et mi verilir diyen arkadaşlar oluyor bana. Biz verilir dedik. Bizim işimiz iyisini yesin. Ama bizi öyle hale soktular ki işçi düşmanı yaptılar. Ben işçi ailesinden geliyorum. 40 yılımı verdim bu mesleğe. Daha bugüne kadar bir işçi kardeşimizi ezmek, üzerinde baskı kurmak değil, tam tersine haklarını nasıl korurum diye mücadele ettik. 2 senelik bir şirketiz. Daha kendimizi tam toparlamadık ama biz sosyal bir takım faaliyetlere de başladık aynı zamanda. Kendimizi Avrupa'nın denetlediği sistemler içine soktuk. Bakın bu çok önemli. Hiç kimse bunu bilmiyor. Biz Türk yasaları bizim için önemli, tamam mı? Avrupa da bizi denetliyor çünkü biz büyük bir ihracatçı şirketiz. Avrupa bizden insanlara nasıl davranıyor, çalışanlara nasıl davranıyoruz, mesaileri yerinde veriliyor mu, maaşları zamanında ödüyor mu, sosyal hakları veriliyor mu, emniyet, güvenlik malzemeleri veriliyor mu, bizi denetliyor. Biz buradan zayıf puan alırsak o sistemden bizi çıkarırlar ve biz ihracatımızı yapamayız. SEDEX yönetimini yapan arkadaşlar bizi denetlediğinde dediler ki 5 üzerinden 5 yıldız. Biz böyle bir şey beklemiyorduk. Ve siz meclise böyle bir şeyi öyle bir konumda taşıyorsunuz ki sanki bu şirkette insanlar eziliyor gibi. Yani şu şirketin durumuna bir bakın arkadaşlar. İçeriği bir gezin, ofisleri gezin, fabrikayı gezin. Yani burada tuvaletlere girin, banyolara girin. 4 yıldız, 5 yıldız otel tuvaletleri, banyoları gibidir yani. Bu şirkette insanlar nasıl ezilir? Şunları biraz sonra size okuyacağım ama asıl söylemek istediğim şu. İnsanlar şunu merak ediyorlar. Bu neden sizin başınıza geldi? Şimdi bakın, burada daha evvelden bir madenci şirketimizde, başka bir maden şirketinde grev yaşandı. Grev yaşanınca tabii ki bu işçinin son derece kanuni hakkı.
Ben bu sistemleri çok iyi bilen insanım. Bu arkadaşlarımız sendikanın üyeliğine girmek istemişler, girmişler. Hatta 80-90'a kadar gelmişler. Ben soruyorum burada bir arkadaşa, bir tanesi çıkıp da desin ki bana, siz bize müdahale ettiniz. Bakın sayı 90'ı bulmuş, yani yarıyı geçmişler. Bir tane müdahale ettik mi? Gelip de dedik mi, siz niye sendikaya üye oluyorsunuz? Dedik mi, bu sizin kanunlu hakkınız. Hiç ses mi? Ama ne zaman müdahale ettik biliyor musunuz? 5-6 işçi bize geldi. Dedi ki, bizi dedi zorla sendikaya üye yapıyorlar. Buraya bu sendika gelirse, siz sendikanın adını da söylemek istemiyorum. Amacımız kimseyi karalamak değil. Herkes kendini bilir. Bu sendika buraya gelirse, sizi işte barındırmayız üye olmazsanız. Haberiniz olsun demişler. Yani gelip sanki işi bizden teslim alacaklar. Böyle bir şey yok değil mi? E ne bilsin bu çocukların çoğu belki ilk defa çalışan insanlar. İnanmışlar. Yazılı beyanları var bizde, imzaları var. Ondan sonra olay şöyle gerçekleşiyor. Ünye Madencilik yoğun çalışan bir firma, yoğun ihracat yapıyor. Ya bu memlekette ihracat yapmak suç mu ya? Biz bentoniti 10 sene önce 1 milyon euroluk ihracat varken buradan alıp tüm Ünye Fatsa grubunu hesap ettiğinizde 100 milyon eurolara taşıdık ve bunun baş rolünü oynayan firmayız. 100 milyon eurolara çıktı. 10 sene sonra bu 1 milyar dolarlara çıkabilir. Bu suç mu? Buraya böyle bir fabrika kurmak suç mu? İnsanlara burada emek vermek, iş vermek suç mu? Yalan bir takım beyanlarla işleri bu noktaya getirmek bir milletvekilinin görevi midir? Biz yoğun çalışıyoruz. Tekrar aynı öze geliyorum. Biz yoğun çalışıyoruz. Yoğun ihracat yapıyoruz. Doğrudur. Sıkışıklığa neden olan da bir komşu kardeş firmanın greve uğramasından dolayı ihracatını tam yapamaması, yoğun cezalarla karşı karşıya kalması nedeniyle bizden yardım istedi. Biz de ona bir iki ay müddetle ürün vermeyi kabul ettik, onları korumak için, yardım etmek için. Biraz yoğunluk bundandır. Ve burada çalışan işçilerin de bu konudaki tüm hakları verildi. Şimdi sendika olayı şöyle yorumluyor. Diyor ki biz burada 80-90 kişi olduk, çoğunluğu aldık ama daha toplu sözleşme yetkisini almak için bir takım kurullar var, kurallar var. Hemen olmuyor bu iş. Bakanlığa müracaat ediyorsunuz, ibraz ediyorsunuz çoğunluğunuzu. Bakanlık inceliyor, karar veriyor, işverene bildiriliyor. İşveren 6 gün içerisinde itiraz edecekse ediyor ki normalde itiraz edilir tabii. Her şey doğru gelişmeyebilir. 6 gün sonra bu itiraz edildiğinde bakanlık bunu 2 ay içinde karara bağlamak zorunda. Yani 3-4 aylık bir süreç diyelim. Şimdi sendika şöyle düşünüyor. Bunu söyleyen işçi arkadaşlarımız oldu bize gelip. Diyor ki Ünye Madencilik çok yoğun çalışıyor. Biz sendika yönetim olarak bu toplu sözleşme hakkını 3-4 ay sonra alabiliriz. Bunun yerine biz şimdi onlara bir grev patlatırsak bir günlük, çalışmalarını durdurursak bunlar bize teslim olurlar. Bu kadar basit. Ya bu kadar kolay mı bir işletmeye teslim almak? Kanunsuz bir şekilde. Şimdi ben kürsüden konuşan milletvekiline soruyorum. Bir ülkede kanunsuz grevi mi destekliyorsunuz? Sizin yaptığınız bu. Bunu yazmıyor ama. Burada hiçbir arkadaşın, bakın kanun diyor ki hayati bir tehlike varsa işçilerin böyle geçici olarak bir eylem yapmalarına yani Yargıtay'la cevaz verilmiş. Kanunda yok aslında yasak ama Yargıtay cevaz vermiş. Onun da bir günlük bir grev yapacaksanız da bakanlığa bildirilmesi lazım. İşveren 6 gün önce bildirilmesi lazım. İşveren bunu görmesi, bilmesi lazım. Bunlar demokratik usuller. Tamam, kabul. Ama ne yapıldı biliyor musunuz? Ben sendikaya bunu, sendika yöneticileri bu grev varken bizi aradı devamlı. Dedi ki yani biz bunları böyle bilmiyorduk. Sizin böyle bir şirket olduğunuzu. Bizi işçiler yanlış yönlendirdi dedi. Hadi buyurun bakalım. Sendika işçileri bir günde sattı. Bir dakikada sattı. Yemin ediyorum. Bu söz bana söylendi. Biz böyle bilmiyorduk. Geldik Ünye'de inceledik, etrafa sorduk, baktık ettik. Ya Ünye Madencilik böyle bir şey yapmaz. Hatta yakın arkadaşlarımızdan birisi aracı oldu bunlara. Benimle aracı oldular devamlı. Ya neden? Bizle de konuşabilirlerdi tabii ama ben dedim ki kanuni hakkımı kullandım. İşçi temsilcisi olarak haklarınızı alın gelin karşıma. Ben bir şey demiyorum. Biz kanunlara saygılı bir insanız. Ne yaparsak kanunla yapmaya çalıştık. Açtık önümüze. Kanun ne diyor? Kanun diyor ki işletme dışı grev yapan, yani kanunsuz grev yapan kişilerin iş aktifesi feshedilir diyor. Bak feshedilebilir demiyor. Feshedilir.
Suç duyurusu yapılır. 3 aydan 6 aya kadar hapis. Uğranan para zararlarının, ziyanların tazmini ve 50 günden az olmamak kaydıyla idari para cezası. Bu kanun böyle. Ben bunları okudum arkadaşlara, topladım. Dedim ki arkadaşlar bakın siz yanlış yönlendiriyorsunuz. İşinize girin, çalışmalara başlayın. Bizim kimseye bir kastımız yok. İşinize girin, çalışmaya. Size ben süre veriyorum. Bakın girerseniz hiçbir şey olmayacak. Girmediler. Niye girmediler biliyor musunuz? Benim konuşmamdan sonra sendikayı aradılar. Sendika hayır dedi, olmaz. Yani çık ortaya o zaman, ismini ver. Niye vermiyorlar ismini? Hangi sendika olarak grev yaptırdığını yazılı bir beyanı yok. Çünkü biliyorlar ki bu suç. O zaman bütün cezaları kendileri ödeyecekler. Onun için kendi isimlerini ortaya serdirmeden bu arkadaşlarımıza bir deklarasyon yazıp altına imza ettirerek sanki kendileri bu grevi yapıyormuş gibi plan düzüyorlar. Amaçları tek şu: işveren yoğun çalışıyor, durmayı göze alamaz. Biz ne dersek yaptırırız. E peki bu ülkede bunlar kanuni mi oluyor şimdi? Yani sayın milletvekilim çıkıp oradan hiç olmayan bir tane doğrusu olsun. Şu anlattığı, yazdığı şeylerde bir tane doğruyu ispatlasın. Ben burada mesleğimi bırakıyorum. Diyor ki 25 işçi çıkarıldı. 25 işçi çıkarılmadı. Ben ne yaptım biliyor musunuz? Ben defalarca uyardığımız halde işe dönmeyen arkadaşlarımıza dedim ki topladık burada. Bakın işe dönenler içeri girecek. Ama sizin dönmem, arayıp da defalarca sorup da dönmem diyen arkadaşları maalesef işten çıkaracağız. Başka dönmüyorsunuz yani. Çünkü dönenlere de engel oluyorsunuz. Burada hepsinin haklarını okuduk, isimlerini okuduk. Sizlerin iş akdini feshediyoruz. Doğru, bu 20-25 arasında bir rakamdı. Ama ben arkadaşlara talimat verdim. Dedim ki azıcık da olsa pişmanlık gösterip geri gelmek isteyenleri de işe alın. Hiçbir sıkıntı yok. Burada kırmızı listede olup da çıkartılan, işe dönen kaç kişi var? Arkadaşlar burada var mıyız? Bakın buyurun. Buyurun. Yani o 25 kişi dedikleri listede, kırmızı listede olup size zorluk çıkartıldı mı çok? Hayır dönemezsiniz dendi mi? Ne dendi? Sizin haklarınızın en büyük koruyucusu benim dedim. Size burada daha hiç kimse işe yapamaz dedim. İşten de çıkaramaz, ben varım burada. Yani bunlar şundan korktular. Ya bizi alıp da bugün alıp da yarın işten çıkartır mısınız? Dedim yok. Tam tersine siz koruma alıyorsunuz şu anda. Korunmaya giriyorsunuz. Bizim öyle bir yapımız var yani. Diyorlar ki 16 saat işçiyi çalıştırıyor. Arkadaşlar 16 saat nerede çalıştırdık biz sizi ya? 16 saat nasıl çalışır bir insan yani? Çalıştırdığınız mesainin kuruş kuruş karşılığını aldınız mı? Var mı almayan? Bana bir tanesi çıksın söyle. Vallahi bir şey yapmayacağım yani. Hiç de kızmayacağım. Bir tanesi desin ki çalıştırdığımız mesainin karşılığını biz almadık desin. Ya bir tane gösteremezsiniz ya. Ben bir, çünkü talimatım kesin. İşçinin sigortası tam yatacak. Gerçek rakamı üzerinden yatacak. Maaşları ayın birinden ödeyecek. Bakın biz bankacıyı getirdik buraya. Sayın milletvekili bunları inşallah duyar da meclise çıkar biraz utanır. Der ki ya biz yanlış yaptık galiba. Evet, bizi de sendika yanlış yönlendirdi. Sayın milletvekili burayı nereden biliyor? Sendika yöneticileri yazıyorlar iki çizgi. Nasıl diyorlar? Bizim lafımız orada bir şekilde tekrarlayacak bir insan var. Tekrarlasın dursun. Ya bir yanlış mı doğru mu bir bak, bir iki yeri ara. Firmayı ara. Arayamaz mı? Sayın milletvekili tutup da Ünye Madenciliği arasa kimse konuşmaz mı ondan? Gerçeği anlatmaz mı? Şimdi burada bankacı yöneticilerimiz getirdik. Nerede bankacılarımız? Yani buradalar. Neredeler? Arkadaşlar niye arkaya gittiniz diye soru sorulacak. Ha? Ahmet Bey lütfen gelir misiniz? Kendini gizlemiş. Yani önemli de onun işi. Kendi ağzından duyun. Ünye Madenciliği nasıl bir şirket olduğunu. Bize anlatır mısınız? Bizim maaşlarımızın ödendiği firma. Banka. İsmi evet. Varsa kendisi söylesin. Hiç önemli değil. Ama bizim bank maaşlarımızın tümü buradan ödeniyor. Bir kendisi söylesin. Merhabalar. Finans Bank yöneticisiyim ben. Müdür yardımcısıyım. Firmamızda ortalama 6-7 yıldır çalışmaktayız. Herhangi ödemelerde bir aksaklık yok. Bütün özlük hakları ödeniyor. Yani bugüne kadar yaşadığımız bir problemimiz olmadı. Firma güzel bir şekilde faaliyetine devam ediyor. Bugüne kadar yaşadığımız problemimiz olmadığı gibi bundan sonra olacağını da düşünmüyoruz. Hatta maaşlarımızda bir promosyonumuz var. Ben bir cümle söyledim. Onu da tekrarlamasını istiyorum. Evet. Biz dedik ki ayın biri pazara ya da bayrama rastlarsa işçilerimizin parası bugün yatsın. Çünkü o gün tatil, ayın sonu, parası olmayabilir. Biz özel protokol imzaladık. İşçinin parası pazar günü de olsa, bayram günü de olsa yatsın diye. Yatıyor mu? Maaş anlaşmamız mevcuttur. Pazar günü dahi gelse maaşları bankamız tarafından ödenmektedir. Herhangi bir problemimiz yoktur. Yani bu, ben canlı
Evet. Ve %100 doğru olan şeylerle yayın yapıyorum. Bildiri sunuyorum. Ama birileri çıkıyor hiçbir şey bilmeden. Ya o sendika yöneticileri denen kişiler buraya geldi gördüler mi? Nasıl görmeden? Bizi işçiler yanlış yönlendirdi diyorlar. Kim yanlış yönlendirdi? Demek ki burada içeride 1-2-3 tane bu işçilerimizi de yanlış yönlendiren insanlar vardı. Şuradan isterseniz hani soru sormak istiyorsanız hiç çekinmeyin. İstediğiniz soruyu işçilerimize sorabilirsiniz. Sorun onların ağzından dinleyin. Bir problem var mı? Yani size hakikaten bakın ne demiş burada Sayın Milletvekili. Bakanlığımız işçilerin talepleri doğrultusunda çalışma koşullarını incelemek için tarafınıza soruşturma açılmış mıdır? Üye Madencilik buranın iftihar ettiği bir şirket ya. Üye Madenciliği herkes gelip Sayın Bakanımız geldi buraya takdir edilecek bir iş yapmışsınız dedi. Sizi kutlamak lazım dedi. Nasıl kontrol edilmiş midir cümlesi ne demek? Buraya tabii ki kontrol ediliyor. Buranın Sağlık Bakanlığı elemanları 3 ayda bizim rutin kontrolümüz var. Çünkü biz burada sağlık malzemesi de imal ediyoruz. Tabii ki geliyorlar. Sayın Milletvekili bu ülkeyi sahipsiz mi zannediyor? Maden işçileri 24 saatte 16 saat çalıştırılması, fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi, 2 aydır çalışma temposunun rutin çalışma sistemini haline getirilerek kölelik düzeninde çalışma koşulu dayatılması anlamına gelmez mi? Ne demek 16 saat ya? Ben şaşırdım kaldım. Bunun cevabını bile bulamadım yani. Burada vardiya düzeniyle çalışılıyor. Yani 8 saat sonra işçi gider, 8 saat sonra gelir. Niye 16 saat çalışsın ki? Çok mecbur kalındığı hallerde birkaç saat mesaiye kanuni haklar içerisinde tabii ki kalan var. Haklarını ödedikten sonra bunu yap. Bizim işçimiz fazla mesai yapmayı sever yani. İstiyorlar bizim fazla mesaimizi kesmeyin, yaptırın diyorlar. Parmak okutmamız var. Sistemimizde direkt parmak okutması var. Zaten gidip gelsinler parmak okuma sistemimizi incelesinler. Baksınlar bakalım orada kurallara aykırı bir tek işlem var mı? Diyorum ya biz SEDEX yönetimi tarafından kontrol ediliyoruz. Onlar bu kayıtları alıp incelemeye tabi tutuyorlar. Gerçekten böyle kayıt dışı ya da böyle çizgi dışı uygulamalar var mı diye. Biz parmakla gösterilecek, iftihar edilecek bir şirket yarattık derken ve Ünye'de olan herkes Ünye Madencilik'te girip çalışmak lazım derken kapımıza her gün en az 10, 20, 30 tane insan iş için müracaat ederken ve buradaki çalışan insanlar 3 gün önce bile Allah razı olsun biz bu şirkette çalışıyoruz diye etrafa beyan verirken ne oldu da 3 gün içinde bu şirket çok kötü oldu? Bu kadar kolay mı ya insan karalamak? İşten 160'ı geçti. Peki bu süreçte işten ayrılanlar tahmini kaç kişi oldu? Atılan mı? Yani ayrılan, atılan demeyelim. Evet. Biz çünkü biz de işten çıkardık. 25'ti, 20 civarındaydı. Biz 8-9 tanesi pişmanlık gösterdi. Hemen işe aldık 12 kişi. Burada isimleri var 13 kişi. Bakın. Sayın milletvekilimiz de görsün bunu. Söylemeyeyim ismini. Kendisi herhalde çıkar bir açıklama yapar yani. Tamam. Neticede. Ve bu arkadaşlarımızdan hala çok pişmanım diyen varsa biz işe de aldık. Bugün 2 kişiyi gene aldık. Yani 15'ti. Bugün 2 kişi geldi. Burada arkadaşlar nerede o arkadaşımız en son gelen? Bir arkadaşımız vardı. Cengiz miydi ismi? Cengiz arkadaşım buraya yollayın. Çünkü bana söylediği şeylere üzüldüm ben yani. Evet. Tabii. Gelin. Bu kırmızı listede olup da gelten işe alınanlar. Volkan. Buyurun. Gel. Siz işten çıkartıldınız mıydı dün? Evvelki gün. Evet çıkartıldım. Evet. Ne dediniz gelip? Ben pişmanım. Yani biz pişmanız. Geri girmek istedim. İtiraz edildi mi? Yok. Edilmedi. İşe alındınız değil mi? Evet alındık. Bu süreç size nasıl aktarıldı? Yani siz neden böyle bir... Ya bu sendika için daha iyi dediler. Daha iyi süreçlerde çalışacağız. Maaşınız yüksek olacak, şu olacak, bu olacak diye. Buna katılalım dediler. Biz de geldik. Katıldık. Söyleyen toplu arkadaşlarımız oldu. Yine sizin içinizdeki arkadaşlarınız değil mi? Yani peki, şimdi bana birisi kulaktan bir şey kulağa duyuldu. Cengiz, kimdi Cengiz? Benim Cengiz. Sen bana bir şey söyledin. Burada da istiyorsan tekrarla. Buraya üye olmazsanız sendika geldiğinde işten atılırsınız dendi mi denmedi mi? Üye olmayan arkadaşlarımızın atılma ihtimali olabilir dediler. Bu tehdit değil midir? Biz size hiç gelip... 1,5 sene oldu. Peki biz size gelip... Hiçbir sıkıntı yok, hiçbir. Ne maaşta olsun ne mesai hiç. Fazla mesaide alamamazlık yani. Para konusunda hiçbir sorun olmadı. Çok maddi şükür. Konuda hiçbir sıkıntımız aynen. Olmadı. Hiçbir sıkıntı olmadı yani. Hani herhalde bir konu geçmiş. Zorla... sendikadan çıkarılma şeyi, çıkarılma konusu diye asla öyle yani bir konu olmadı. Yani dediler. Kimse zorla imza atırılıp da sendikadan çıkartılmadı. 2020.
Mesaiyle birlikte? Mesaiyle birlikte ne kadar mesai yaparsan o kadar yükseliyor. Yani ortalama ne maaş aldınız? En son ay bankadan almış olduğun maaş ne? Yatan maaş 2020. Tabii mesai yaparsa alıyor yani. Ya alıyor mu? Önemli olan orası yani. 3 bin lira aldım da oldu. Ha. Ha. Tabii. Aynen 3 bin lira aldım da oldu. Devam edelim. Bahsi geçen şirketin anayasal hak olan sendika üyeliği konusunda yükümlülüklerini yerine getirmesi konusunda çalışmalarınız olacak mıdır? Ya ben bir şey söylüyorum. Çok da açık ve net. 160 işçimiz var. Sendika üyesi 88'e 89'a çıkmış ve biz bir tek gelip de niye üye oldunuz dememişiz ya. Bana bir tane örnek gösterin arkadaşlar. Şirket yöneticilerinden birisi gelip de niye sendikaya üye oldunuz o saate kadar dedi mi demedi mi ya? Hatta, biri çıksın desin yani. Hatta ben referans olduğum bir kişi için çok kızdım. Hamit Bey bana sakın bir şey deme dedi o konuda. Kesinlikle bir şey demiyorsun dedi. Evet. Yani biz sendikadan korkan insan değiliz ki. Ama sendika bir yere baskı tehdit de mi gelmesi lazım? İlla. Gelsin burada ben oylama yapıyorum. İşçiler sendikaya girmek isteyenler üye olsun müsaade eder misiniz dese ben müsaade ederdim. Niye gizli örgütleniyorlar? Suç mu işliyorlar? Yani sendikalar bir iş yerinde örgütlenirken suç mu işlediğini düşünüyorlar ki buradan 2-3 kişiyle çekirdek kadro kurup hiç kimseye duyurmadan yavaş yavaş. Ya burada abisi çalışan kişinin kardeşi sendikaya üye oluyor. Abisinin hiç haberi yok. Var önümüzde. Abisinin haberi yok. Bakın demek hiç baskı yok yani. Bu kadar basit ya. Ya bir işi bu kadar çarpıtmanın ne alemi var ya? Biz hangi ülkede yaşıyoruz? Burası Muz Cumhuriyeti mi? İşçi güvenliği, iş sağlığı konusunda bakanlığınızın aldığı önlemler nelerdir? Denetimler hangi sıklıkta yapılmalıdır? Ya arkadaşlar artık her şirketin bir güvenlik şirketi var yani. Yani bunlarla iş yapılıyor zaten. Devlet bu sistemi bunun için kurdu. Yani bunlar herhalde başka ülkede yaşıyorlar ben anladığım kadarıyla. Yani OSGB diye bir şey var yani. Güvenlik sistem artık geliyor, doktoru geliyor her hafta. İş güvenlik uzmanları geliyor, iş güvenlik uzmanları burayı denetliyor. Devlet denetim sistemine yetişemiyor diye bu sistem kuruldu. Bizim arkadaşımız hala devlet denetledi mi diyor. Ya denetleniyor, her hafta burası denetleniyor. Kanunun cevaz verdiği şekilde. Her hafta denetleniyor burası, evet. Ya burası sağlık malzemesi üreten bir şirket aynı zamanda. Biz başka kurallara da dikkat etmek zorundayız. Ya bizim işçilerimizin şu anda çalıştığı maden, bentonit madeni, insanların yediği, yiyerek kullandığı ve insandaki bütün hastalıkların çoğunu yok eden bir madde. Ya bu sağlıksız bir madde değil ki. Biz bentoniti yiyoruz, içiyoruz yani. Bundan ürün yaptık, insanlara içiriyoruz. Çünkü bentonit bütün vücudu temizleyen bir maddedir. Dünya insan kullanıyor Türkiye'de bunu. Dünyada da çok kullanıyor. Amerika'da milyonlarca satışı var. Ya niye bu olayları bu hale getiriyoruz yani? Ya ben 40 yıllık meslek hayatım var. Çok şeyler gördüm. Bir sürü şirkette çalıştım, müdürlük yaptım, patronluk yaptım, yönetim kurulu üyeli yaptım. Şu düştüğümüz durum trajikomik bir durum. Biz çok iyi bir şirket kurduk. İşçilerimize iyi davranıyoruz. Zamanında her şeylerini ödemeye çalışıyoruz. Bütün sistemleri otomatik kurduk diye kasım kasım kasılırken başımıza gelenlere bakın. Meclise konu oluyoruz ki bu şirket kıyım yapan bir madencilik şirketi oldu. Sayın milletvekilimiz yerinde gelsin görsün yani. Hiç değilse bunu yapsınlar. Madem meclise çıkıp bunu anlatacaksanız ben olsam partimden birini gönderirim. 2 gün geciktiririm bu işi değil mi? Derim ki ya gidin şu şirketi bakın bize anlatılanlar yanlış mı doğru mu? Bu kadar zor mu bu ülkede bunu yapmak? Yani illa sol görüşlü olmak demek bütünüyle böyle yapılan doğrulara karşı olmak mı demek? Her patron suçlu mu demek yani? O zaman biz bu memlekette iş yapmayalım ya. Niye uğraşıyoruz ki? Çünkü patronsak muhtemelen potansiyel suçluyuz. Ya olma tabii işçisi ezen patron da var. Ben hani demiyorum bütün patronlar günahsız. Doğru ama bizim şirket öyle bir şirket değil. Bunu Ünye'de yaşayan, Fas'ta yaşayan, Ordu'da yaşayan insanların çok önemli bölümü bilir ve bizi takdir eder. Biz her gün burada yöneticilerimizden, bakanlığımızdan, bakanlık elemanlarından, denetleyenlerden takdir alıyoruz. Ben sözlerimi burada bitirmek istiyorum. Çok fazla meşgul etmeyin basını ama sizin de burada sormak istediğiniz sorular varsa bana veya arkadaşlarıma çekinmeden istediğiniz kişiye sorabilirsiniz. Biz bir sürü insanı topladık ki buraya. Seçilmiş bir iki kişiyi getirmesinler diye. Yani getirirdik buraya 10 kişi. 10 kişiyi de ayarlardık öyle mi? Şöyle söyleyin böyle söyleyin diye. Ben hepsini getirdim. Hangisini isterseniz sorabilirsiniz.
İsterseniz kenara çekin sorun. Hani bizden çekip korkup da acaba bir şey söyleyemiyorum diye. Bak bu kadar net ve açık konuşuyorum. Biz işimize güveniyoruz. Bizim işimiz yanlış yönlendirildi. Dün yaşadığımız tabloda bunu gördük. İşten çıkartıldığı için burada ağlayan işçilerimiz oldu ya. Ben evime ekmek götüremeyeceğim. Ben kimin kurbanı oldum dediler. Yani sendikanın görevi bu mu ya? İnsanların emeklerini çalmak mı? Biz emek çalmıyoruz. Biz emekçinin hakkını veriyoruz. Hem de alnın teri kurumadan. Hak ettiği anın sonunda. Böyle bir şirket Ünye'de, Karadeniz'de bir daha getirsinler karşıma. Var mı? Bir görelim bakalım. Çünkü her firma 5-10 gün o parayı bankada tutup da nemalandırmak ister. Biz birinci gün öderiz bu parayı.